Bugünün ikinci Skype bağlantısını yapacağız. Ulaş Özdemir'le ve Trabzonspor'daki gelişmeleri kendisiyle konuşacağız. Ulaş Özdemir, günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Ezgi, günaydın. İyi yayınlar diliyorum. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Şimdi bütün gazetelerde bugün Uğurcan ve Abdülkadir Ömür'le ilgili haberleri görmek mümkün. Yönetim iki oyuncunun da takımdan ayrılmaması için özel teklifler sunmaya hazırlanıyor şeklinde. Şimdi bu tekliflerin nasıl olması bekleniyor acaba? Öncelikle bunu sormak isterim ve tabii ki belki de daha önemlisi, acaba bu iki oyuncudan bu teklife nasıl bir yanıt gelecek? Zira maddi olarak etkilemek mümkün olacak mı bu isimleri, yoksa biraz kariyer hedefi çerçevesinde gitmeye daha mı yakın olacaklardır acaba? Yani bence ikinci şık iki oyuncu için de geçerli değil Ezgi, onu söyleyelim. Yani illa gidelim, takımdan ayrılalım gibi bir düşünceleri kesinlikle yok ki Kaptan Uğurcan'ın yani daha fazla bu yöndeki görüşü ağır bastığını söyleyebiliriz. Tabii ikisi de Trabzonspor'un çok önemli oyuncusu. Altyapılarından yetişmiş, tribünde taraftarı olmuş. Hatta Abdülkadir Ömür'ün bir görüntüsü vardır, anımsar mısın bilmem sevgili Ezgi. 2011 senesinde bir Sivas maçında kaptan Egemen Korkmaz'ın önünde seremoniye çıkmıştı Abdülkadir Ömür, ki o zaman 10 ya da 11 yaşlarında olması lazım. Ve bugün Abdülkadir Ömür takımın en önemli oyuncularından bir tanesi ve Egemen Korkmaz da bu takımın yardımcı antrenörü. Yani ilginç tevafuklar da yaşıyoruz diyebiliriz bu konuyla ilgili. Haliyle ben iki oyuncunun da gitme yönünde, illa gidelim yönünde bir iradesinin olduğunu zaten düşünmüyordum. Uğurcan bu konuda oldukça hassas. Yani kulübün menfaatlerini düşünüyor ki keza Ömür de öyle. Tabii burada aslında şöyle bir çıkarım da yapabiliriz sevgili Ezgi. Yani iki oyuncunun masaya davet edilmesinden anlaşılıyor ki gelecek yıl yerli kuralının 7+4 şeklinde bir duruma evrileceği, ki talimat da öyle. 8+3, seneye 7+4, gelecek yıl 6+5 şeklinde olacak bir sonraki sezon içinde. Dolayısıyla hani Trabzonspor hem kalede bir yabancı sorunu yaşamaması, hem de Abdülkadir Ömür gibi bir oyuncuyu kaybetmek istememesi şeklinde bir irade koyup hem bu iki oyuncuyu takımda tutmak hem de yerli avantajını bence büyük ölçüde kullanmak istiyor. Fiyatları ne olabilir? Uğurcan yaklaşık 9 milyon TL alıyor senelik. Abdülkadir Ömür de yanılmıyorsam 6-6,5 civarında. Uğurcan zaten hani sezon içerisinde ben illa gideyim diye bir düşüncem yok ama eğer kalırsam maaşımda mutlaka bir iyileştirme yapılmasını da isterim demişti. Ki bu şampiyonluğu yaşadıktan sonra konuşmak daha doğru olur bunları demişti. Keza Ömür de öyle bir ifadesi var. Yani Uğurcan'la Abdülkadir Ömür'ün maaşlarının böyle yani 1,5 milyon euroya senelik yaklaşan rakamlarda olacağını düşünüyorum. Onu söyleyeyim öncelikle. Ve aynı zamanda mutlaka bu sözleşmeleri de uzatılacaktır. Uğurcan zaten takımda kalması Trabzonspor için çok çok büyük bir avantaj olacak. Dediğim gibi Trabzonspor'un kalesini yıllarca koruyan, kaptanı olan, sahadaki liderliği, karakterliği ve Trabzonspor'u oyunda tutan ve Abdullah Avcı'nın da oyun sistemi içerisindeki çok önemli oyunculardan birisi olan Uğurcan'ın inşallah hani ben kendi şahsi görüşüm teklifi kabul eder. O pazarlık masasından da kalkıp yeniden Trabzonspor'da futbol hayatına devam edeceğini ondan duymak isteriz. Keza Ömür tabii, o da çok inişli çıkışlı dalgalı sezonlar yaşadı ki bu sezon Galatasaray maçında oyunun 37 ya da 38. dakikasında oyundan alınmasından sonra çok büyük bir kırılma yaşamıştı. Bir oyuncunun belki de hani futbol hayatında yaşamamak isteyeceği bir görüntüydü onun için. Ama oradan Ömür yeniden ayağa kalktı ve şampiyonluğu da yaşadıktan sonra Abdülkadir Ömür, ben yani gördüğüm şu sevgili Ezgi, başka bir noktada artık Abdülkadir Ömür. Yani o içindeki o şampiyonluk hasreti, o içerisinde biriktirdikleri falan böyle bir patladı sanki ve onlar artık dağıldı diye ben düşünüyorum. Ve hani gözleriyle insanlara baktığında, onunla konuştuğunuzda da hakikaten ışık saçmaya başladı. Vallahi inşallah o dalgalı sezonları da bir kenarda bırakır. Trabzonspor'la da eğer anlaşırsa takımda kalması yönünde, sanki ben Ömür'ün gelecek sezon yani bu sezondan daha yukarıda bir performans
göstereceğini düşünüyorum. Çünkü çok yetenekli bir oyuncu. Yani bunu sadece hani biz söylemiyoruz, işte bu takıma Sosa geldi, Sosa aynı şeyi söyledi. Obi Mikel geldi, o aynı şeyi söyledi. Bugün Dünya Yıldızı Hamşik takımda, o da aynı şeyi söylüyor. Yani çok yetenekli ve çok kaliteli bir oyuncu olduğundan bahsediyor. İşte bu yeteneklerini ve kalitesini Abdülkadir Ömür'ün ben yeteri derecede sahaya yansıtamadığını düşünüyorum. Ama bu da işte bu şampiyonluktan sonra belki o kırılmayı ve o patlamayı kendi içinde yapıp artık gelecek sezon takımın en önemli oyuncular arasında yer almasını beklerim açıkçası. Çünkü ikisi de Türk futbolunun gelecek vadede çok çok önemli oyuncuları artık. Ve Trabzonspor'a da eğer anlaşırlarsa uzun yıllar hizmet edeceklerini ben düşünüyorum. Yerli rotasyonundaki belki de zaten en önemli iki isimden bahsediyoruz. Onun dışında yerli kuralına göre alınabilecek gündemdeki oyuncuları da hemen sormak isterim size. Bugün gazetelerde Güven Yalçın'ın ismini görüyoruz. Uzun süredir zaten Eren Elmalı'yı konuşuyoruz, değerlendiriyoruz. Onun dışında Halil Akbunar'la ilgili bazı girişimlerin olduğu söyleniyor. Bu isimleri nasıl değerlendirmek lazım yeni sezon kadrosunda? Ne gibi katkılar sağlayabilirler acaba? Vallahi ben Eren'i daha güçlü bir ihtimal görüyorum sevgili Ezgi. Yani Trabzonspor'un şu anda en eksik bölgelerinden bir tanesi orası. Hani bir sol bek ve bunun büyük sıkıntısını yaşadı bu sezonda. Dolayısıyla orada da bir yerli kuralıyla beraber hani Eren tercihinin yapılması doğru olacaktır. Tabii Güven Yalçın ve diğer isim Onur Bulut ismi de tabii ki gündeme geldi ama şu anda onunla ilgili bir ilerlemenin olmadığını biliyoruz. Burada en güçlü ihtimal Eren ve olabilecek yabancı transferler içerisinde de yine en güçlü ihtimallerden bir tanesi de sağ stoper olarak ben Boateng'i görüyorum. Trabzonspor ayrıca tabii Caneli ile ilgili de yine bir sözleşme uzatma durumu var ve onu da masaya davet etti. Muhtemelen bu üç oyuncu önümüzdeki hafta, ki bu işte Avrupa Uluslar Ligi tamamlandıktan sonra Uğurcan, Abdülkadir Ömür'de bir sakatlığı vardı, onunla ilgili tedavisi de tamamlanmak üzere. Cenevi'de ülkesinde o da döndüğünde yani 3 oyuncuyla pazarlık masasına oturup artık bir anlaşma yoluna girecekler. Ama Cenevi büyük oranda zaten Trabzonspor'un tekliflerine evet dediğini de biliyoruz. O da Trabzonspor'un önemli oyuncularından bir tanesi. Haliyle ileride böyle bir güven tercihi hani Cenevi ya da Cornelius'tan herhangi birinin gitmesi durumunda ancak değerlendirebilecek bir olay olduğunu ben düşünüyorum. Ama şu anlık Güven, yani o zaten Beşiktaş'ta bir masaya oturacak benim bildiğim. Ancak Trabzonspor'la ilgili bir gündemin şu an için olmadığını biliyorum. Peki, onun dışında bugün gazetelerdeki biz de bültenimizde aktardık. Özellikle Larsen için bir sağ bek hamlesi için de girişimleri olduğunu söyleyebiliriz Trabzonspor'un. Bu isimle ilgili, Larsen'le ilgili neler söylersiniz? Milli takımdaki performansı, yani oyuna girdi, iyi bir performans gösterdi ve bir gol de attı. Tabii ki iyi bir oyuncu. Udinese'deki kariyeri de bence iyiydi ama orada bir anlaşmazlıktan dolayı hani ikinci yarıdaki maçlarında kadro dışı bırakıldı diye biliyorum. Ya onunla ilgili de gündem evet var Ezgi ama olabilme ihtimali var mı dersen şu an için yok tabii ki. Trabzonsporlar tabii hani bu transfer gündemi içerisinde sürekli bir bilgi akışı olmasını istiyor Trabzonspor'u takip edenlerden. Ancak özellikle bu sezon Trabzonspor alışılmışın dışında bu işleri biraz valla gayet iyi sürdürüyorlar Ezgi. Biz de isim alma konusunda hani o isim alsak bile görüşmelerin ne durumda olduğu konusunda çok net bilgiler alamıyoruz maalesef. Ama bu işlerin de tabii böyle gizli yürütülmesinin en önemli göstergesi bence hem oyuncunun fiyat yukarıya çıkartması hem menajeri hem de kulüplerinden kaynaklı olabilir. Bu konuda Trabzonspor'un birkaç transferi de ağzı bayağı yandı. Herhalde şimdi yoğurdu üfleyerek yiyorlar diyebiliriz, daha doğru bir tanımlama. O zaman Vakeme ile ilgili de anladığım kadarıyla biraz gizli saklı yürütülen bir süreçten bahsediyoruz. Doğru mudur? Vallahi Vakeme işi o bir rüya, bir veda olacak gibi duruyor sevgili Ezgi. Yani çünkü o fiyatlarda Trabzonspor'un Vakame ile hani masaya oturması zaten mümkün değil. Vakame'nin istediği rakamlara çıkma. Yani şu ortamda artık daha çıkamaz. Bir de hani bu 7+4 kuralı bir. İkincisi limitler henüz belli değil. Dolayısıyla
Ya bunlar da biraz kulüplerin elini kolunu bağlıyor işte. Bu 15'inde yapılacak kongreden sonra federasyon yönetiminin alacağı kararlar bence çok çok önemli olacak Türk futbolunda geleceği için. Çünkü Evet. kulüpleri direkt her yönüyle ilgilendiren işler bunlar. O kararlar çıkmadan da adım atmayı düşünmüyorlar gibi geliyor bana. Hızlıca hemen şunu da sormak istiyorum. Malum şampiyonluktan sonra lisanslı ürünlere çok ciddi yoğun bir ilgi var. Yeni sezon formaları ile ilgili de muhakkak taraftarlar merak ediyordur ne zaman çıkacağına ilişkin. Bununla ilgili bir bilgimiz var mıdır acaba? Sevgili Ezgi, şöyle TS Club yani tarihinin en yüksek cirosuna ulaştı 200 milyon TL ile. Yani böyle bir ciroyu TS Club görmedi geçen yıl için söylüyorum. Ve burada da çok değerli yönetim kurulu üyesi Sayın Yalçın Orhan'ın başarılı bir çalışmaları var ekibiyle birlikte. Takdir etmek lazım. Bu birinci nokta. İkincisi Trabzonspor zaten bir şampiyonluk forması çıkarttı ve bunu gelecek sezon bazı maçlarda kullanacak tabii. 3 forma daha çıkartacak. Bunların ikisi Temmuz'un ilk haftası TS Club'larda olması bekleniyor ve içlerinde çubuklu forma var. Diğer son alternatif forma da muhtemelen Temmuz'un sonlarına doğru mağazalara girecek. Taraftarların merakını da böylece gidermiş olalım. Taraftarlara da bu müjdeyi vermiş olalım. Ulaş Özdemir, çok teşekkürler yorumlarınız için. Güzel bir gün diliyorum size. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar Çok sevgili Ezgi. teşekkürler.